Selam arkadaşlar, günaydın. Şimdi dördüncü güne başladım. Dün hakkında biraz özetleyecek olursam, dün gerçekten belki yani bu yürüyüşte en zorlandığım gündü. 30 kilometrenin üzerinde yaptım. Aslında o kadar yapmak istemiyordum. Yani şartlar onu gerektirdi diyeyim. Çünkü gerçekten hiç böyle konaklayacak yer bulamadım. Yani normalde Dalyan'ı işte 4-5 kilometre kala sahilde bir yere çadırımı kurarım diye düşünüyordum. Yani yok öyle bir yer. Gezdim. Çok zaman kaybettim orada. Artık yani vazgeçtim belli bir süre sonra. Dedim Dalyan'a gideyim, kesin orada vardır bir yerler zaten. Akşam saat 7'ye doğruydu, hala ben yollardaydım. 12 saat falan yollardaydım. Bayağı bir zorluydu. Ama sonunda Dalyan'a ulaştım. Dalyan'da Dolmuş Camping diye bir yer. Orada çadırımı kurdum. Bu arada şu anda Alexander Troya antik kentine geldim. Arkadaşlar giriş ücretsizdir yazıyor. Dolayısıyla bahçe girilebilir. İzleyebilir ama pek de şu anda çok erken olduğu için giriş açık değil maalesef. Ha, sincaplar geziyor her yerde. Şu şekilde. Maalesef kapıda kilit var. Dünkü yaptığım 30 kilometre, 30 kilometrenin üzerinde, hatta belki 33-34 kilometre olabilir. Tam bakmadım. Sayesinde sanırım ben bu yolu 5 günde bitirebileceğim. Şu anda Dalyan'dan Geyikli'ye gidiyorum. Dalyan'dan Geyikli'ye işte 12 kilometre, yani benim kaldığım kampingden Geyikli 12 kilometre gibi bir yol var. Sabah saat 6'da kalktım. İşte kahvaltımı falan yaptım. 6.30 gibiydi yola çıktığımda. Şu anda saat 7.20 geçiyor. 10.30 gibi falan. En fazla Geyikli'de olurum. Geyikli'de biraz dururum öğleye kadar. Belki 12'ye kadar falan. Sonra Geyikli'den Üvecik'e devam ederim. Konaklamamı da Üvecik'te yaparım. Yine aynı şekilde nerede konaklayacağımı bilmiyorum. Şimdi inşallah ciddi bir sürpriz olmaz. Çünkü Üvecik'te konaklayacak yer bulamayıp ya çadırımı kuracak yer olsa onda da sıkıntı yok yani. Hani doğada falan. Hani öyle bir yer varsa çadırımı kurarım zaten ki muhtemelen vardır. Yarın da Üvecik'ten Çanakkale, yani Troya kalıntıları ve müzesinin olduğu yere varırım diye düşünüyorum. Eğer antrenmanlıysanız bu yolu 5 günde yürümemeniz için pek bir sebep yok. Ama tabi biraz da sıkıntılar olmuyor değil. Mesela dün tam ayak altımın orta kısmı biraz ağrı yaptı. Yolda biraz masaj falan yaptım batonumla. Yani siz de yapabilirsiniz aslında. Çok etkili bir metottur. Masaj falan yaptım. Şöyle bir 10 dakika falan dinlendirdim. Ayaklarımı yukarıya kaldırdım falan. Yani dolayısıyla yani tamam 5 günde yürünür ama 5 günde öyle yani geze dolaşa pek yürünemez. Onu da söyleyeyim. Şimdilik bu kadar. Asfalt yoldan yürüyorum şu anda. Ne zaman patikaya dönecek? Bakalım. Troyas antik kentinin en büyük kutularından biri olan Herodot antik kutusundayım. 1000'den önce 135 yılında inşa edilmiş.
Tekrar selam arkadaşlar. Bugün sanırsam yürüdüğüm en sıcak hava olabilir. Havada bu sefer hiç bulut yok. Tamamen masmavi bir gökyüzü. Aynı zamanda güneş de ciddi yakıcı. Bütün güneşten koruma önlemlerimi aldım. Bakalım. İnşallah planladığım gibi gider, yol devam eder. Çünkü gerçekten şu anda saat kaç? Saat 8. Güneş bu kadar yakıcıysa öğlen saatlerini düşünemiyorum bile. Umarım bir yerlerden bir bulut falan bir şeyler gelir ve bu günü de kurtarır. Çünkü bu şekilde yani çok da fazla devam etmek istemem açıkçası. Eğer böyle devam ederse en fazla Geyikli'ye kadar yürürüm eğer güneş böyle olursa. Geyikli'de dururum. Öğleden sonraki duruma bakarım. Eğer öğleden sonra da yine aynı şekilde devam ediyorsa Geyikli'de kalabilirim. Durum bu yani. Size de şöyle göstereyim. Dalyan'dan sonra sürekli olarak tarlaların içerisinden yürüyorum arkadaşlar. Yani sanırım Geyikli'ye kadar böyle devam edecek. Çünkü haritadan baktığım kadarıyla hep böyle tarla görünüyordu etraf. Yani sapsarı böyle. Gayet düz bir yol. Yani yoruculuğu vesairesi yok. Zaten Dalyan'dan Geyikli yaklaşık 11-12 kilometre. Yani çok rahat böyle sabah kalkıp yani rahat bir şekilde birkaç saat içerisinde ulaşabilirsiniz. Ona göre planınızı yapabilirsiniz bu rotada.
Arkadaşlar bu rotada yanımda çok fazla su taşımadım. Çünkü geyikli yakın diye, yani Dalyan'dan geyikli arası yakın diye. Yemeklerimin de zaten, yani getirdiğim yiyeceklerin de büyük bir kısmı bitti. Yani çantam şu anda taş çatlasa 7 kilo falandır, 7-8 kilo falandır. O kadar hafif ki, kuş gibi uçuyorum desem yeridir. Hiçbir sıkıntı yok yani. O yüzden adımlarımı da bayağı bir hızlandırdım. Bayağı iyi oldu yani. Hafif yürümek kadar güzel bir şey yok arkadaşlar, benden tavsiye. Siz de mümkün olduğu kadar hafif olun. Emin olun her şey çok çok daha güzel oluyor. Geyikli'deyim arkadaşlar. Bu Atatürk'ün, Demirer'in parkı herhalde. O parkta oturuyorum. Serinletici içecekler aldım. Fanta, meyveli soda, aynı zamanda Red Bull. Üçünü birden içeceğim. Dışarısı çok sıcak. Yani hava 28 derece gösteriyor ama hissedilen tahminimce 33-34 olabilir. Gerçekten cayır cayır yanıyor. Bir yarım saate buradan çıkıp Üvece'ye gitmeyi düşünüyorum. Şimdilik bir yarım saatlik dinleneceğim, bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra devam. Güneş batarken de yolda olmak güzel bir şey arkadaşlar. Bugün de yine ciddi kilometre yaptım. Neredeyse Üvece'ye çok az kaldı. Bütün güneşe, sıcağı vesaireye rağmen yine de yoluma devam ettim. Olsun, böyle de güzel. Hedefim bu yolu 6 günde bitirmekti ama sanırım 5 günde bitecek. Açıkça söyleyeyim, 5 günde bitirmek için zorlamadım. Biraz şartlar öyle gerektirdi. O yüzden 5 günde bitti diyebilirim. Aslına bakarsanız eğer güzel konaklayacak yerler olsaydı geçtiğim rotalarda, köylerde vesaire, yani 7 güne bile, hatta belki 8 güne bile uzatabilirdim. Çünkü zamanım vardı. Ama maalesef yolda geceyi geçirebileceğiniz yerlerin sayısı çok az olduğu için, o yüzden çok kilometre yapmak zorunda kaldım. Öyle olduğu için de kısa sürede bitti yol diyebilirim. Arkadaşlar selam. Şu an saat 6.30 civarı. Ve nihayet bir kamp yeri buldum. Nasıl buldum diyecek olursanız, önce Üvece'ye gittim. Üvecik'te zaten kesinlikle yani kamp yeri bulamayacağınız çok aşikardı. Üvece'ye gider gitmez yol üzerinde bir taksi gördüm, geyikli taksisi. Hemen durdurdum taksiyi. Zaten Yeniköy'de rotanın üzerinde olduğu için sordum Yeniköy'e kaç paraya gidersin diye. İşte 35-40 lira yazıyor dedi. Dedim 20 liram var dedim, götürür müsün? Tamam dedi, gel dedi. Bu halk plajı var. Halk plajını öyle bir hale getirmişler ki arkadaşlar, tamamen böyle bir kamp alanı haline getirmişler. Oldukça güzel. Yani oturmak için tahtadan yaptıkları bank, masa vesaire var. Çadırınızı kurabilecek çok güzel yerler mevcut. Yani denize girebilecek yerler mevcut. Duş mevcut, tuvalet,
elinizi yıkama yeri falan vesaire her şey mevcut. Girişi 35 lira. Tabi taksiciyle buraya kadar geldim. Zaten Yeniköy ve Üvecik arası rota üzerinde olduğu için dolayısıyla aynı rotaya ben hem gidip hem geri dönmek istemedim. Giderken rotayı taksiyle gittim. Dönüşte yürüyerek gideceğim. Zaten rotayı da görmüş olacağım. Boşu boşuna zaman kaybetmek istemedim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, eğer Tevfikiye'den başlıyorsanız bu rotayı ya gidişini ya da gelişini normal bir araçla yaparsanız daha mantıklı olur. Çünkü zaten aynı rotayı iki defa zikzak yapmanın bir anlamı yok. O aracı kullanınca zaten Üvecik'te kamp yapmanın veya konaklamanın bir anlamı kalmıyor. Üvecik'e geldiyseniz bir araç işte orada taksidir veya başka birisidir. İşte sorarsınız kaça götürürsün beni Yeniköy'e diye, zaten belli bir fiyat söylerler, işte nedir 20'dir 30'dur. Bu kamp alanı gerçekten 10 numara. 30 lira veriyorsunuz ama gerçekten değiyor. Hani duşu var, elinizi yıkama yeri var. Yani rahat rahat oturuyorsunuz falan filan. Ben gerçekten çok memnun kaldım. Çadırımı kurdum. Şimdi yemeğimi yedim. Yarın son gün. Yarın 16 kilometrelik bir yol var. Yeniköy'den direkt Troya'ya. Yani müzenin oraya gideceğim. Yürüyüşümü yarın genel olarak özetlerim. Ama bugünü özetleyecek olursam, bugün Dalyan'dan Geyikli'ye kadar tamamen tarlaların içerisinden geçtim. Geyikli'den Üveci'ye kadar da tamamen tarlaların içerisinden geçtim. Dalyan'dan Geyikli'ye kadar görülecek olan yerler var. Tarihi eserler var. Size alanı göstereyim biraz isterseniz arkadaşlar. Kamp yaptığım alanı.